Merhaba arkadaşlar 7. sınıf matematik uygulamaları dersi 2. dönem 2. yazılı sorular ile karşınızdayız. Öncelikle şunu belirtelim bu sınavlar yazılınızda çıkacak ya da çıkması için değil bunlar sizin çalışmanız için. Başlayalım 1. sorumuzda aşağıdaki düzgün çokgenlerden hangisinin bir dış açısının ölçüsü en büyüktür? Arkadaşlar düzgün çokgenlerde dış açıyı bulmak için 360 bölü n diyoruz. n buradaki kenar sayısı bakın 5. 360'ı 5'e bölüyoruz. 360'ı 6'ya bölüyoruz. 360'ı 7'ye bölüyoruz ve 360'ı 8'e bölüyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta 5'e böldüğüm daha büyük çıkacak. Çünkü bakın gitgide parça sayımız büyüyor. O yüzden cevap A diyoruz. Yani beşgen. 2. Bir dış açısının ölçüsü 45 derece olan düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar şu şekilde bir çokgen çizelim. Bir kenar. Ya yani şurada kaç kenar oldu bizi ilgilendirmiyor. Bakın dış açısının ölçüsü şurası 45 dereceymiş. Bunun tamamı arkadaşlar 180 derece olacağı için burayı bulmak için 180'den 45'i çıkartıyoruz. Çıkarttığımız zaman da buradan geriye 135 kalır. Cevabımız D şıkkı. 3. Düzgün bir altıgenin bir iç açısı kaç derecedir? Bunun için bir formülümüz var arkadaşlar. Formülümüz n 2 çarpı 180 bölü n. n burada kenar sayımız. Bakın 6. O yüzden 6 2 çarpı 180 bölü 6 diyoruz. İşlemimizi devam ettiriyoruz. Bakın burada 4 kaldı. 6 ile de 180'i sadeleştirirsem 6'ya böl 1. 6'ya böl 30. 4 çarpı 30 kaldı. Buradan da 120 buluruz. Cevabımız D şıkkı. 4. Bir dış açısı 18 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Arkadaşlar burada dış açıyı bulmanın formülü 360 bölü n'di. 360'ı n'e böldüğümde 18 çıkıyorsa burada bakın işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 360 bölü 18 eşittir n olur. Buradan da n eşittir 20 olur arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. 5. Şekilde A, B, C, D, e, F, düzgün altıgen ve C, D, K, L, karedir. Buna göre B, C, L kaç derecedir? Bize şurayı soruyor arkadaşlar. Bunun için öncelikle bakın şuradan bir uzatıyorum. Burada arkadaşlar şu açımız altıgenin dış açısı. Yani şuraya A açısı dersem altıgenin dış açısı. Bunun içinde 360 arkadaşlar 6'ya bölüyorum. Çünkü bunun formülü vardı. 360 bölü n diyoruz. Buradaki n düzgün çokgenin kenar sayısı. Buradan 6 kere 6 kere 6 36 diyoruz. Bakın bir sıfır kaldı 60. Demek ki burası arkadaşlar 60 dereceymiş. E bu bir kareydi. Burası 90 olduğuna göre burası da 90 olacak arkadaşlar. 90 artı 60 diyoruz. Buradan da 150 buluyoruz. Cevabımız D şıkkı. 6 yukarıdaki şekilde M paralel N olduğuna göre X kaç derecedir? Arkadaşlar bakın bunlar aynı yöne baktığı için bu ikisinin değeri eşit olacak. Yani X eksi 10 eşittir 35 olacak. 10 karşı tarafa pozitif olarak geçer. X eşittir 35 artı 10 buradan 45 çıkar. Yine cevabımız D şıkkı. 7. 120 liralık bir ürün %30 karla kaç liraya satılır? %30 kar demek arkadaşlar. Bakın 130 bölü 100 yani 120'yi 130 bölü 100 ile çarparsam ne kadara satıldığını bulmuş olurum. Şu sıfırlar gider. Şuradaki ile de bu gider. Geriye kaldı 12 ile 13. Bunu da çarparsak bakın 3 kere 2 6. 3 kere 1 3. 1 kere 2 2. 1 kere 1 1. Topluyoruz. 6 5 1. 156 lira. Cevabımız B şıkkı. 8. Yukarıdaki şekilde BK ABC açısının açı ortaydır. ABC bakın ABC açısı 70 ise KBC kaç dedi? Yani arkadaşlar şurasının tamamı bakın ABC 140 E bu açı ortay olduğuna göre iki parçaya bölmüş demektir arkadaşlar. 2'ye böldüğümüz zaman da 140'ı tabii ki 70 çıkar. Cevabımız C şıkkı. 9. Yukarıdaki şekilde BA paraleldir DE. Buna göre ABC açısı kaç derecedir? Bize burayı soruyor arkadaşlar. Bunun için de ne yapıyorum? Bakın şurayı uzatıyorum. Çünkü paralel olduğu için. O yüzden bakın şurayı da uzattığım zaman şurası 60 derece oluyor arkadaşlar. Çünkü tamamı 180. O zaman bakın şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak. Burası da 60 olacak. Üçgenin iç açılar toplamı 180 de hatırlarsak. Bakın 80 bura 60 da bura ne oldu? 80 60 daha 140 oldu arkadaşlar. Şurayı bulmak için de 180'den 140'ı çıkardığım zaman 40 derece kalır. E şurayı bulmak için de ne yapıyorum? 180'den 40'ı çıkartıyorum. 140 kalıyor. Cevabımız burada bakın C şıkkı. 10 60 liraya satılan bir kitap için kasada %35 indirim yapılıyor. Buna göre kitabın indirimli satış fiyatı kaç liradır? %35 indirim yapıldığına göre arkadaşlar 65 bölü 100 olur. Çünkü bakın 35 indirim yaptık. Yani 60 çarpı 65 bölü 100 diyoruz. Sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. Bakın buradaki sıfırlar gider. Burayı 5'e böldüm. 2. Burayı 5'e böldüm. 13. Bakın burayı 2'ye böldüm. 1. 2'ye böldüm. 3. 3 ile 13'ü çarparsak 39 eder. Cevabımız C şıkkı. 11. Ali Bey cep telefonunu 1400 liraya satarak 600 lira zarar ediyor. Buna göre bu satıştan yüzde kaç zarar etmiştir? Öncelikle telefonumuzun fiyatını bulalım. 1400 artı 600 çünkü 600 lira zarar etmiş. Buradan 2000 olur. Şimdi diyoruz ki 2000'de 600 lira zarar etmişse yüzde x kadar diyoruz. Buradan işler dışlar çarpımı yapıyoruz. Bakın 2000 x eşittir 100 çarpı 600. Sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. 2 sıfır buradan sildim. 1 sıfır da buradan sildim. Geriye 2x eşittir 60 kaldı. x eşittir 30 olur. Cevabımız C şıkkı. 12, 16 sayısı 200 sayısının yüzde kaçıdır? Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. 200 çarpı x bölü 100 eşittir 16 diyoruz. Sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. Bakın 1 0 buradan. Buradan da gitti. 2x eşittir 16 diyoruz. x eşittir 8. Cevabımız C şıkkı. 13- 6 saatte 480 kilometre yol giden bir otomobil aynı hızla 4 saatte kaç kilometre yol gider? Şu şekilde yapıyoruz. 6 saatte 480 kilometre giderse 4 saatte x diyoruz. Buradan işler dışlar çarpın. Bakın 6x eşittir. 4 çarpı 480. Buradan sadeleştirme işlemimizi yapalım. Bakın 6'ya böl 1, 6'ya böl 80 x eşittir 80 çarpı 4 de buradan 320 olur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 14. Kilogramı 60 lira olan fındığın 750 gramı kaç liradır? Öncelikle kilogram demek 1000 gramdır arkadaşlar. Yani 1000 gramı 60 liraysa 750 gramı x diyoruz. İşler dışlar çarpımı yapıyoruz. Bakın şurada yapalım. 1000 çarpı x eşittir. 750 çarpı 60 diyoruz. Sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. Bakın 1 0 buradan, 1 0 buradan, 1 0 buradan, 1 0 buradan. Geriye kaldı 10x eşittir 75 çarpı 6 diyoruz. Buradan bakın 5'e bölersem 2, 5'e bölersem 15, 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem 3. Geriye ne kaldı arkadaşlar? x eşittir 15 çarpı 3. 45 olur. Cevabımız D şıkkı. 15, 20 kişilik bir izci kampında herkese günlük aynı miktarda yiyecek verilmektedir. 15 kişiye 24 gün yetecek olan yiyecekler kamptaki bütün izcilere kaç gün yeter? Burada bir ters orantı var arkadaşlar. Çünkü kişi sayısı arttığı zaman yiyeceğin yetme günü azalacak. Ters orantı. O yüzden şöyle diyoruz. 15 kişiye 24 gün yeterse 20 kişiye x gider diyoruz. Ters oranda olduğu için yanlamasına çarpıyoruz. Yani 15 çarpı 24 eşittir. 20 çarpı x. Sadeleştirme işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. Bakın burada 4'e böl 5, 4'e böl 6, 5'e böl 1, 5'e böl 3, 6 çarpı 3 kaldı. Burada da x kaldı. x eşittir 18. Cevabımız B şıkkı. 16. Aşağıda verilen oran çiftlerin hangisi orantı oluşturur? Bakın 1 bölü 2, 3 bölü 4. Burasını genişlettiğim zaman 2 ile burası 2 oldu. Olmadı. Buraya bakıyorum. 4 ile genişletirsem 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. Bakın ne oldu? Eşit oldu. Orantı oldu. Cevabımız B şıkkı. 17. İki doğal sayının birbirine oranı 4 bölü 7'dir. Bu sayılardan büyük olanı 28 olduğuna göre küçük sayı kaçtır? Arkadaşlar şu şekilde bakın. 4 bölü 7 eşittir. X bölü 28 diyoruz. Şöyle kolayca bakın burayı genişletirsem 4'te arkadaşlar. 4 kere 7 28. 4 kere 4 16 olur. Demek ki küçük sayımız 16. B şıkkı. İşler dışlar çarpımı da yapabilirsiniz arkadaşlar uzun şekilde. Yani bakın burada 7x eşittir 4 çarpı 28. Buradan sadeleştirme işlemlerimizi yaparsak x eşittir 16 olur. Yine cevabımız B şıkkı. 18 3x eksi 12 eşittir 48. Yukarıdaki denklemi sağlayan x değeri kaçtır? Tabii ki burada bakın 3x eşittir. Buradaki eksi 12 karşı tarafa pozitif olarak geçer. 48 artı 12. Buradan 3x eşittir 60. x eşittir 20 olur. Cevabımız D şıkkı. 19. 2x eksi 28 eşittir. 0 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? 2x eksi 28 eşittir 0 demiş. Eksi 28 pozitif olarak diğer tarafa geçer. 2x eşittir 28. Burayı 2'ye böldüm. X kaldı. 2'ye böldüm. 14 kaldı. Cevabımız aşık. 20. Yukarıdaki şekilde D1 ve D2 doğruları birbirine paralel olduğuna göre X kaç derecedir? Arkadaşlar burası 100 ise şuraya 80 kalır. Burası 60 verilmiş. Demek ki burası da 60 olacak. Şimdi bu açıyla bu açının toplamı bana X'i verir arkadaşlar. Yani 80 artı 60 eşittir 140. Bana buradaki x değerini verir. Cevabımız C şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.